Yani burada gerçekten etrafımız ateş çemberi. Yani bunun şakası yok. Bizim bir an önce şu engelleri aşıp düze çıkmamız lazım. Sanayide, ticarette, üretimde ve bunun sonunda da silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını kendi kendimize karşılayabilecek bir hale gelmemiz lazım. Temel ihtiyaçlarımızı. Tabii bunun bu sonsuz bu. Yani hepsini biz yapacağı böyle bir şey yok. Amerika dahil, Avrupa dahil hiç kimse her şeyi kendi yapamaz. Fakat biz olabildiğince 1974'ü unutmayın. Efendim, bir dünya savaşı unutmayın. Bir dünya savaşında kadınlar, kızlar altınların incilerini verdiler. Para olsun diye, sermaye olsun diye. Bu parayı götürdük İngiltere'ye peşinen verdik. İki gemi siparişi verdik ve gemiyi vermediler. Efendim bizim İHA'lar vardı, kiraladığım İHA'lar vardı. Parasını verdiğim zaten bakımını yapmadılar İsrail. Dolayısıyla bunlar yani 1, 3, 5 mi devam eder gider. Pili vermediler. Şimdi içinde bulunduğumuz ortamda bu dost dediğimiz, müttefik dediğimiz ülkelerle yaptığımız temaslarda arkadaşlar hiç kimse ambargo kelimesi kullanmıyor. Böyle bir kelime yok. Gidiyorsunuz, biraz önce konuştum arkadaşlarla, dosyayı veriyorsunuz, tamam bakan bey diyor, ben alacağım, bakacağım diyor, gidiyor. Ya arkadaşlara soruyoruz, ne oldu, gelişme var mı? 1 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay yok. Yok arkadaşlar, gelmiyor. Dolayısıyla orada işte o süreç o şekilde devam ediyor. Bunu yapmamız lazım. Diğer taraftan da savaş ne oldu? Savaş ne olacak? Bizim tehdit ne oldu? Arkadaşlar beklemeyeceğiz, savaşıyoruz zaten. Yani artık böyle bir savaş ilanı falan kalmadı. Şimdi Ukrayna, Rusya savaşı. Çok tipik bir örnek. Orada ne oluyor? Rusya'ya karşı bir mücadele veriyor. Savaş yapıyor. Savaş içerisinde Ukrayna'da. Ukrayna'nın arkasında kimler var? Ukrayna tek başına bunu yapabilir mi? Yapamaz. Herkes var. Fakat savaş ilanı yok. Peki bu PKK, YPG, efendim, DAEŞ, FETÖ kim bunlar? Bunlar tek başına bunları yapabilirler mi? Kim arkalarında? Herkes var. Dolayısıyla bir savaş içindeyiz. Şu veya bu şekilde. Bunun şiddeti azalıyor, çoğalıyor, yayılıyor, daralıyor. Eğer biz burada silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmezsek, güçlü bir silahlı kuvvetlerimiz olmazsa, savaşmak için değil, caydırmak için. Onun için her zamankinden daha güçlü, her zamankinden daha kuvvetli orduya ihtiyacımız var. Günümüzde, bugünde. İşte ordunun da kahramanlık fedakarlığı malum. 2500'lük bir tarihimizden söz ederek söylüyoruz bunu. O zaman geriye ne kalıyor? Silah, araç, gereç, malzeme, mühimmat. Bunu nasıl yapacağız? Savunma sanayi meselesi bu. Yani savunma sanayi meselesi sadece bir sanayicinin efendim işte yatırım yapıp kar etmesi serüveni değil. Ya bu bir ölüm kalır mısın? Beka meselesi. Beka meselesi. Şu ortamda Gazze'ye bakın. Gazze'ye bakın. Ya hani nerede Birleşmiş Milletler? Nerede Avrupa Birliği? Nerede o bağımsızlık, insan hakları, kadın hakları, efendim işte demokrasi, özgürlükler diye ülkeler nerede? Hukuk diyenler nerede? Nerede olursa olsun bu? Dolayısıyla Allah korusun yarın her mücadele ülkemize bir tehdit veya tehlike meydana geldiğinde biz oturup da ya bana şunlar yardım etsin öyle bir şey bekleme yok. Elinizde avucunuzda ne varsa onu kullanacaksınız. Onun için de bizim bugünlerde yürüyerek değil koşarak çalışmamız lazım. Boşlukları doldurmamız lazım. İhtiyaçları karşılamamız lazım. Yani bu bizim milli ve manevi görevimiz arkadaşlar. Sadece ticaret, sadece sanayi meselesi değil. Yetiştirmemiz lazım. Aksi halde gerçekten çok sıkıntıya düşeriz. Çok sıkıntıya düşeriz. Ya bu savunma meselesi, ya benim bir operasyon, bir savaş gerçekten çok kompleks bir olay. Ya bakın bütün Avrupa, bütün Amerika desteklediği halde Ukrayna'yı işte top mermisi bitti, tank mermisi bitti vesaire halt şey yapıyorlar. Sıkıntı yaşıyorlar. Ve burada bu proxy dediğimiz bir olay var. Herkesi böyle bir takım örgütleri kullanıyorlar. Şimdi ne var? Devamlı şimdi Ermenistan Azerbaycan'a karşı kullanılıyor. Ve oraya şimdi efendim destekliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Başta Fransa olmak üzere. Ve Yunanistan iki devir konuşuyor. Tamam bir yumuşama oldu, şu oldu, bu oldu vesaire ama yine böyle efendim ne diyor adam? 3 bilin diyor, ötesinde diyor, Ege Denizi de bize ait diyor. Ya arkadaş şimdi koskoca Ege Denizi yani. Şimdi bir kara suları var, efendim işte yurtdışı kıta sahanlığı var, münasır ekonomik bölge var. Ya bunun hepsinin konuşulması lazım. Hepsini ben aldım gittim diyorsun. Ya bunu kabul et diyor. Kabul edersen sulh var. O sen çok iyi adamsın. Etmesen problem çıkıyor. İşte bunun da problem çıktığı zaman, çıkacağı zaman yahut da çıkmaması için güçlü olmak lazım. Mesela buradaki bizim Kaan'la ilgili
Milli muharip uçak. Yani temel bizim elimizdeki efendim savaş aracımız olacak. Milli muharip uçak. Efendim bütün dünya öyle kaldırdı. Fakat bizim içimizdeki bazılarını hiç ya hiçbir şey yok. Bir de efendim söyleyeyim işte şey atıyorlar. Onu ne diyorlar? Bir atıyor şey. Çamur atıyorlar. Yalan yanlış. Ya bu kadar efendim bozgunculuk olur. Bu kadar efendim yanıltıcı olur. Ve şimdi şeyde haberlerde okuyorsunuz, görüyorsunuz. Yunanistan'da gündem kan. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Geliyorlar, gidiyorlar. Yapacaklar, edecekler vesaire. Yani böyle bir ortamda bizi bunların hepsini bir tarafa bırakıp caydırıcılık tarafımız bizim. Caydırıcılık. Biz herhangi bir ülke işgal etmeyi falan planlamıyoruz. Böyle bir şeyimiz yok bizim. Biz haklarımızı çiğnetmeyelim. Kıbrıs, Ege, Doğu Akdeniz. Bugüne kadar haklarımızı ne kendimizi ne Kıbrıs'ı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Ve hiçbir oldu bir müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Diğer taraftan da Azerbaycan, Libya, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, terörle mücadele, diğer dost ve müttefik ülkelerinde ihtiyacı ne varsa onların haklı davası desteklerine devam ediyor. Ama bunların hepsinin temelinde bir ekonomi, efendim işte bütün gidişat ve ordunuz. Ve orduyu destekleyen ekonomi. Ve ordu kahramanlık yapıyor. Ölürsen şehit, kalırsan gazi. Fakat bu Birinci Dünya Savaşı'nda Polonyalıların mızrakla, efendim atla, süvarilerin tanklara saldırdığı gibi öyle bir savaş şekli yok. Öyle bir savaş şekli yok. Elektrik lazım, elektronik lazım, elektronik harp lazım, uçak lazım, gemi lazım, efendim füzeler lazım, efendim roketler lazım. Ya bu da işte bu teknoloji meselesi, çalışma meselesi. Bunlar bir anda, şimdi 1 milyar dolar, 1 trilyon dolar al koyun buraya, hadi yap. Yapamazsınız. Bu birikim meselesi, bu düşünün. O yüzden arkadaşlar gecikme yok. Burada bir de sağa sola bakmak da yok. Efendim Konya ne yaptı, Antep ne yaptı, bırakın onları. Efendim sanayi nasıl olarak, sanayiciler olarak, ticaret erbabı olarak efendim el birliğiyle omuz omuza vermek suretiyle konuşup görüşüp efendim buna nereye yapabiliriz? Aynen bu Aspisan hikayesinde olduğu gibi. Arkadaş size ne lazım? Şu lazım. Getirin buraya. Tamam. Hadi. Bismillah. Yürüyün. Diyeceğiz ve inşallah onları da yapacağız. Çünkü Türkiye'de artık bugüne kadar 2024'e kadar yapılan çalışmalarla çok ciddi bir birikim oldu. Entelektüel birikim oldu. Entelektüel sermaye oldu. Para oldu. Gölge oldu. Bilgi oldu. Herkes dolaştı, gördü. Herkes her şeyi biliyor. Çocuklar, çocuklar. Ya bunları kullanmak suretiyle efendim mücadelemizi efendim açık ve net bir şekilde bu sanayide, bu savunma sanayinde ortaya koymamız lazım. Şimdi Allah'a sonsuz şükretmek makamındayız. Bizim onların bütün tabancasını, tüfeğini, efendim, otomatik tüfeğini, otomatik tabancasını, makine tabancasını biz ihraç ediyoruz. Oradaki polisler, askerler Türk malı tabanca kullanıyor. Dolayısıyla cin şeyden çıktı arkadaşlar. Söz dinleyen değil, söz dinleyen Türkiye'de yaşıyoruz. Bunun için de yapmamız gerekiyorsa beraber yapacağız. Devlet, millet tek. Yani burada sen, ben yok. 85 milyon biriz beraberiz. Türküyle, Kürdüyle, Zagasıyla, Arabıyla biz birlik beraberiz. Ve bir şekilde hani askerli sivil öyle bir şey de söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın anlattığı, vurguladığı şekliyle tek millet olarak, tek devlet olarak elimizden gelen neyse bekamız için, güvenliğimiz için, huzurumuz için, efendim, caydırmak için, fitne fesadı yok etmek için, engellemek için başında bu mücadele yapacağız. Burada herkesin görevi var. Herkesin görevi var. Hiçbir şekilde efendim, sadece asker, sadece efendim milletvekili, sadece işte sanayiciler değil. Herkes elini taşın altına sokacak ve biz 85 milyon olarak arkadaşlar bu dünyada tarih sahnesinde layık olduğumuz yere inşallah ulaşacağız.